Bir kere varlık dediğimiz o özü anlamak, oradan başlamak gerekiyor. Hani ben besmelenin B'si altındaki noktaydım ve her şey noktanın uzalması ve kısalmasıyla varlık. Yani güneşin prizmaya çarpmasıyla nasıl yedi renk oluşuyor. Ama tabii prizma da güneşin, ışıklar da güneşin bir uzantısı. Yani alevi ateşten ayırt edebilir misiniz? Dolayısıyla insanı varlıktan, yani gözlemciyi gözlemlenenden ayırt edemeyiz. Bunlar bir bütün olarak kendi içinde bulunmakta ve bu bilinçli bir yapı. Ve biz bilinç varlıyız, farkındayız. Yani bir hissimiz var, hissediyoruz, farkındalığımız var ve varlığın her zerresi bu his içerisinde. Taş da hissediyor. Yani her şeyi zikreder. Yani her şey bir titreşimdedir. Hani Nikola Tesla'nın dediği gibi varlığı anlamanız için işte titreşimi ve frekansları o şekilde düşünmeniz gerekir. Ama bunun bilinçli olması, hissedenin duyarlı olması, bugün Emato'nun yapmış olduğu deney mesela su kristallerinin bir anda şeklinin değişmesi ve duyarlı olması. Daha önceki programda göstermiştik o videoyu da. Evet. Hareketler yani değişiyor. Hepsi de farklı farklı kesinlikle oluyor. Kesinlikle. Her zerre, bizim hücrelerimiz de böyle. Yani bizler bir noktada bir potansiyeliz ve çevresel faktörlere göre, o titreşim, içinde bulunmuş olduğumuz titreşime göre şekil alıyoruz. Tabii varlığın doğası bu. Evet, varlık duyarlı, titreşim. Yani biz buna ışık diyoruz. Işık bilinçle eş anlamlı ve bilinç de eğer kristalize olabilirse, yani bilinç kendinin farkına varabilirse. Evet, biz nesnenin bilincindeyiz, nesnenin farkındayız. Yani gözlemlediğimizin farkındayız. Ama gözlemlediğimizi fark edeni fark edebilirsek eğer ki, gözlemciyi fark edebilirsek, yani nesnel varlığı fark eden özneyi fark edebilirsek, özden özneye, özneden nesneye olan, ışıktan prizmaya, prizmadan güneşe olan, işte tohumdan ağaca, ağaçtan meyveye olan bu geçişi, ki bunlar tevhidin sac ayaklarıdır, triyatlar, tevhidin sac ayaklarıdır. Bunların döngüselliğini, bunların örüntüsünü fark edebilmek tek bir noktada kalmayı engelliyor. Bizi ilişkiye sokmuş oluyor. Tevhide getirmiş oluyor. Yani zerresin ama kainata gebesin. Dalgayı okyanustan ayırt edemiyoruz. Ama okyanusun bir görünümü dalga olmuş oluyor. Düşünün ki dalga okyanus olduğunu fark ettiği anda ne olur? İşte şuur sahibi olur. Dalga bilinçlidir. Yani kendisinin bilincindedir. Veya diğer dalganın bilincindedir, farkındadır. Aslında şöyle net ifade edebilirim. Eğer kişi... Ama denizin içerisinde. İçin, eğer denizin farkına varırsa o zaman başka bir şey oluyor. Yani şöyle, bizler duyarlı varlığız. Eğer duyarlılığımız, hassasiyetimiz ve farkındalığımız sadece nesne odaklı olursa, madde odaklı olursa, gözlemlenen odaklı, yani gölge odaklı olursa, yan ürün olarak nefsimizi, yan ürün olarak nefsimizi ama nesneyi fark edeni fark edersek, yani ondan geldik ona dönebilirsek eğer ki, yani döngü yılan kuyruğunu ısırırsa, o zaman burada şuurumuzu, şuur nedir? Şuur dalgadayken de okyanusu, okyanusun da sonsuz dalgalardan oluştuğunu ve bunların ayrımsız olduğunu, yani gözlemlenenin ve gözlemcinin aslında hissedenin ve hissedilenin iç içeliğini oluşturuyor. Hani buna yine bir örnek verebiliriz. Yol, yolcu ve yolculuk diyebiliriz. Biz bir yolcuyuz ve bütün bu görmüş olduğumuz mükevvenat bir yoldur. Eğer biz yolun farkında olur, yolcu olduğumuzu unutursak, bu yolculuk bir cehenneme dönüşür. Kendi özünü bilmeyen, işte hayvan imiş, sadece hayvaniyetini bilen. Peki arayış? Ya o şöyle, yolda bir arayış da şöyle, bir yere gidiyoruz. İşte bu varlığın doğası akıştır. Ve bu akışta eğer ki siz yol aracılığıyla yolcuyu fark ederseniz, yolculuğunuz çok güzel olmaya başlar. Bakın bunu tekrar ediyorum. Biz bir yolcuyuz, saf şuuruz, saf bilinciz ve nesnenin farkındayız. Ama nesneyi fark eden ne? Yani göz görüyor ama gözden gören ne? Kulak duyuyor ama kulaktan duyan ne? Yani biz faaliyetin farkındayız ama bu faaliyeti harekete geçiren ne? Hani buna bir isim veriyoruz, o her an bir şendedir diyoruz. O izin vermeden bir yaprak bile düşmez diyoruz. Yani yaprak bile bir üst menziline bağlı olaraktan düşüyor. Yine tevhide dönüyor başa. Mutlaka. Yani görülen mutlaka bir gören aracılığıyla görülüyor. Gören yoksa görülen kayboluyor. İşte diyor, sen olmasaydın felekleri yaratmazdın. Burada Muhammed Aleyhisselam manasında söylenen şey aslında insan şuurudur.